Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün efsanevi bir süpürgeyle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Arçelik S6840 elektrikli süpürge makinesinin tamiratını yapacağız. Hem de sökümünü yapmış olacağız. Şimdi makine geldiğinde makinenin çalışmadığını söylediler. Ki hakeza öyle de. Şimdi arkadaşlar makine çalışmıyor. Şimdi bu makine geldiği zaman mesela müşteriler soruyor. Makine geldiği zaman arkadaşlar öncelikle soruyorum. En son anlarında nasıl bildirdiniz diye. Yani ne yapıyordu diye. Arkadaşlar bu açıp kapama tuşunun takılı kaldığından bahsettiler. Ondan sonra da tamamen gittiğini bahsettiler. Şimdi böyle olduğu için odak noktamız burası oluyor. Tabii ki diğerlerini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi bunun sökümüne geçiyorum arkadaşlar. Bu makineden annemin vardı ki biz onu hiç sökmedik. Tuhaf olan kısmı 17 sene kullanmış anne. Onun grisinden vardı. Çok şey makineler bunlar. Arçelik'in gerçekten en sevdiğim modellerinden birisi. Yani büyük olmasına rağmen hantal olduğunu düşünmüyorum. Çok da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben ilk defa açıyorum. Arkadaşlar ön filtreye baktığım zaman burada koca bir delik görüyorum. Yani sanki bir fare gelmiş de tırtıklamış gibi. Bununla ilk izlenim ne? Filtrenin açık olmasından kaynaklı motorda hasar olabilir. Bunu göz ardı etmiyorum. İkincisi çekilen tozların inceliğine baktığım zaman tehlike çanlarının çaldığını duyabiliyorum. Daha sonra torbamızı çıkaralım. Evet. Şimdi içerisine baktığımız zaman evet torbadan tozlar taşmış ve sağa sola bulaştığını görebiliyoruz. O yüzden sökerek tam olarak ne olduğunu göreceğiz. Bu kadar kolay çıkmıyordu ya. Şimdi arka filtreye geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın bu da paramparça ve bu tarafına baktığımız zaman böyle tiftik deniliyor. Bunu gördüğüm zaman şunu anlıyorum. Demek ki toz buradan delip arkadan çıkmış, buradan delip arkadan çıktığı için ciddi anlamda motorda zorlama var. Hani motor çalışıyor olsa bile motorun bir bakıma ihtiyacı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar süpürgemizi sökeceğiz. Sökerken nasıl sökeceğimizi hakkında bir bilgi, bir fikir sahibi değilim. Ama şöyle her zamanki gibi gözleyeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım nasıl yapabiliriz. Şimdi gördüğüm kadarıyla 2-4 tane bir vidası var. Bunu bir sökelim. Bunları bir sökelim. Bismillah deyip sökelim. Vidanın yumuşaklığında bu arkadaşın daha önce tamiri gördüğünü anlayabiliyoruz. Ön taraftaki vidaları çıktı. Gayet kolay çıkıyormuş ya. Arkadaşlar bu 4 vidayı çektiğiniz zaman çıkıyor. Aa, çok iyi ya. Şimdi onu söktük. Şimdi burada 2 tane buradan 2 tane burada 4 vidamız daha var. Şimdi bu çıkan vidaları kaybolmaması için plastikten çıkarıyoruz. Mermimizi takalım. Tamam. Gayet kolay bir sökümü varmış. Şimdi bunu yukarı doğru çekeceğim. Yavaşça çekiyorum çünkü burada ayar düğmesi olduğu için altında bir parça olabilir. Aynen. Şurada arkadaşlar şurada karta bağlı kısmını nazikçe böyle sağa sola yaparak çekiyorsunuz. Burada asılmayın kesinlikle. Şimdi bu kadar söktükten sonra buradan arızayı tespit edebiliyoruz. Bu ne ya? Bu hava tahliye kanalı. Hava valfi diğer adıyla. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi kartın gizliliği burada da
Ben önce şu açma kapamanın çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. Ölçü aletimizi şöyle alalım. Kısa devreye aldık. Evet. Dedikleri gibi şu anda açma kapama düğmesi çalışmıyor. Yani şunu bir sökelim. Şu kablomuzu direkt bir bağlayalım. Şöyle. Kablomuzu birbirine bağladık. Şimdi bir direkt çalıştıralım bakalım. Çalışıyor mu? Önce motorumuza bakalım. Aynen öyle. Kabloyu çekmedim yalnız. Bir arıza var burada. Arkadaşlar, şimdi tekrar taktım. Bu kablonun ucunda arıza var. Kabloda temassızlık var. Tamam, şimdi bu açma kapama düğmesi arkadaşlar arızalı. Bu gayet normal. Yılların üzerine arızalanması normal. Şimdi bunun prizinde de arıza var. Çünkü takıyorum, oynattığım zaman makinede kesilmeler meydana geliyor. Şimdi daha sağlıklı bir bilgiye erişebilmem için şu kablomu kablo fişini kesip yapacağım. Ondan sonra iyice çalıştırıp gücüne bakacağım. Gücüne baktıktan sonra da arkadaşlar bunun içerisi dolmuş zaten. Bunu müşterime bakım yapıp yapmayacağını sorup devamını açacağım makinemiz için. Şimdi bunun bir prizini yapalım. Evet arkadaşlar, açma kapama düğmesinde arıza vardı. Bunu değiştirdik. Ve kablo ucunu da değiştirdik. Burada da temassızlık vardı. Şu an gayet güzel çalışıyor. Ama motorunda bir tozdan dolayı sürtme var. Müşterimize söyledik ama bakım istemediler. Ama bu bir süre sonra arıza yapacaktır. Şimdi motor sökümü nasıl oluyor? Burada, burada ve burada vidalarımız var. Bunları sökerek üst kapağını çıkarıp temizleyebilirsiniz. Şimdi bakım olmadığı için biz daha sökmeyeceğiz. Ama arızası nasıl tespit edeceğinize dair kısa bilgi vereyim ben size. Kartı şöyle çıkardığınız zaman arkadaşlar, şimdi şunu tam oturtalım. Şimdi motordan gelen iki kablomuz var. Kırmızı ve siyah. Evet, bu kırmızı ve siyah kablomuza ölçü aletimizi şöyle kısa devre yaptığımızda arkadaşlar, şöyle dokundurduğumuz zaman bakın ötmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? Motorun içerisinde elektrik akımı dönüyor demektir. Yani bu ötüyor demesi illa sağlam olduğu anlamına gerekmez. Pervanesi kırılmış olabilir. Sıkışmış olabilir. Kolektör aralarında yanma olduğundan kaynaklı bazılarında elektrik akışı olduğunu gösterir. Bazılarında göstermez. Ama bu eğer ötmüyorsa bunun kesinlikle motor arızası olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani bir arıza var demektir. Ama şu anda ötüyor. Motorumuz sağlam. Zaten çalışırken görebiliyoruz. Bir diğer durum makaranın sağlam olmadığı için. Şimdi şuraya çevirdiğimiz zaman da makaradan mavi ve kahverengi kablolar geliyor. Bunun için de şöyle yapacağız. Fişimizi alıyoruz. Bir ucumuza makaradan çıkana bakıyoruz. Şu maviye bakıyorum, ötmüyor. Kahverengiye bakıyorum, ötüyor. Bir diğeri kahverengi, az önce bakmıştık zaten. Şimdi maviye baktığımızda makarada sağlam olduğunu gösteriyor. Videonun başına döndüğümüzde ne dedik? Müşterimize sorduk. Dedik ki en son ne oldu bu makine? En son açma kapamada hani bazen açılıyor bazen açılmıyor deyince biz direkt olarak buraya baktık zaten. Müşteri demeseydi sırasıyla kablodan
kablo arızasına bakacaktık. Makaradan gelenlerle kablo ucuna. Daha sonra açma kapama düğmesine bakacaktık. Daha sonra motora bakacaktık. Bunların hepsi sağlam gözüküyorsa en son olarak kartın arızalı olduğunu değerlendirerek bu sefer prize takıp o şekilde ölçmeye devam edecektik. Bunun arızası bu şekilde tespit edebilirsiniz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bakın bir şey göstereyim. Burası önemli. Burada süpürgenin gücü düşük. Neden? Buradaki güç ayar düğmesi devreye girmediği için en minimum stabil hali alıyor. O şekilde dönüyor. Şimdi bunu taktığınız zaman gücünün arttığını göreceksiniz. Şimdi bunu neden söylüyoruz arkadaşlar? Bazı arkadaşların süpürgelerinin belli bir seviyeye düştüğünü, hızının o seviyeden yukarı çıkmadığını söylüyorlar. Bu da çok nadir olmakla beraber buradaki devrenin arızalandığına işaret edebilir. Bunu sökerek kontrol edebilirsiniz. Şimdi vidalarımızı takalım. Süpürgenin sökümü gayet basit. Tamirleri gayet basit. O yüzden bu tarz bir makineniz varsa heba etmeyin. Değerlendirin, tamir edin. Bunu şöyle üzerine yerleştiriyorsunuz. Şu anda bu makine bu kadar kolay çıkmasının sebebi defalarca sökülmesinden kaynaklı. Ve sökerken şu tırnakları kırmışlar. Normalde bu tırnakları böyle yanlardan çıtlatarak çıkarmanız lazım. Tabii sürekli sökülüp takıldığı için ya da hani nasıl söküldüğünü bilmeyen arkadaşlar biraz makineyi zorlayarak açtığı için oralar tabii kırılıyor tamamen. Sessiz olun, hani plastik aksamları çok fazla zorlamayın. Plastik zorlanma üzerine kurulu değil çünkü. Arızanın yapılmasını istedi. Biz de sadece arızayı yaptık. Şimdi şöyle süngerlerimiz var arkadaşlar. Bunlar süpürgeler için uygun aralıktaki filtreler. Şimdi bunları değiştireceğiz. Bunun aralığına göre şöyle kesiyorum. Şöyle kalın bir sünger takıyorum ki en azından şu arkaya da bir tane keseyim, koyayım. Çünkü makine ağlıyor. Ama hastasıyız bu işte. Şöyle şuradan da keselim. Tamam, bu tam olarak oturdu. Bu en azından. Şimdi bu tarzda süpürgeler arkadaşlar filtre konusunda biraz şöyle durumu var. Sadece sünger olduğu için evet biraz çünkü asım rahatsızlıkları olanları yani şöyle rahatsız edebilir. Çünkü toz tutma kapasitesi düşük. Vallahi zehir gibi çalışıyor makine. Maşallah. Süpürge tamiratımız bu kadar. Arçelik S6840 modeli için motor arızasını gösterdi nasıl baktığını. Makara arızasını gösterdim. Ondan sonra açma kapama zaten değişti.
Bunların dışında eğer bir şey kalırsa arkadaşlar kart arızası olur. Kart arızası için de 220 vereceksiniz. Motorunuza 220 geliyor gelmiyor mu? Buna bakmanız lazım. Bu şekilde ölçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.